Türkiye Nereden tekrar merhaba. Konuklarım Haluk Pekçen, Zeynep Gürcanlı ve Osman Başıbüyük. Sayın Milletvekilim, sizde kalmıştık. Gerçekten çok önemli bir noktada durdunuz ve bu konuda Sayın Zeynep Gürcanlı'nın, Sayın Osman Başıbüyük'ün sözlerini de toparladınız kendi bir anlamda. Oradan devam edin isterseniz. En azından Türkiye'nin ne gibi bir aşmaza sürüklendiğini ben size sormuştum. Oradan çok ilginç bir noktaya doğru geldiniz. Oradan devam edin ve iç siyasete doğru gelelim oradan. Size. Evet, buyurun. Şimdi Türkiye'nin özellikle son bu referandum sürecinden sonraki takip etmiş olduğu dış politikaya bakılırsa müthiş bir geri dönüşüm var. Müthiş bir şekilde geri dönmeye başladılar. Özellikle referandum sürecinde kullanılan ağır, yakışıksız, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan dil toplumun her kesimini çok rahatsız etti. Yani 80 milyon içerisinde AK Parti'ye oy verenler bile rahatsız oldular. Yani bugün ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanının gözünde halkın %50'si vatan haini. %50'si terörist. Yani bu halk bu cumhurbaşkanına saygı gösterecek. Az önce burada konu oldu. Dediler ki işte cumhurbaşkanı tekrar partiye dönüştü. Cumhurbaşkanı partiden hiç ayrılmamıştı zaten. Partiye zaten kayıtlıydı. Zaten ne dedi diyorsa oluyordu yani. Sorun zaten oradan geliyor. Onun için artık Erdoğan'ın üreteceği bir proje, Türkiye'yi taşıyacağı bir kulvar kalmadı. Ve görünen şu ki Türkiye'de yeniden başka dengeleri kurmaya çalışıyorlar. O kurulan dengelerden enteresan bir şey de bugün çokça paylaşıldı. Ben de sosyal medyada gördüm. Sayın Abdullah Gül, işte yine Hulusi Akar Bey'in de gençlik yıllarından bir fotoğrafı. Az önce Osman Bey bazı şeyleri söyleyince benim de aklıma fotoğraf geldi. Hani Türkiye'yi işte bu Yeşil Kuşak projesini planlayanların Orta Doğu'ya ilişkin geçmişten çok önceden bu stratejiyi yaptıklarını söyledi Osman Bey. O zaman ben de diyorum ki demek ki siyasi ayağı ve bugünkü kadrolarda o zamandan planlanmış. Nitekim işte İngiltere'de onların Türkiye'de o zaman işte bir tarafta yurtsever devrimcilerle öbür tarafta ülkücülerin birbirine düşürülüp birbirlerini boğazladıkları dönemde bu arkadaşlar İngiltere'de ülkenin bugününe ilişkin demek ki bir senaryo üreniyorlar, planlıyorlarmış. Yani. Genelkurmay Başkanı dahil. Tabii ki Genelkurmay Başkanı ile fotoğraf beraber zaten. Genelkurmay Başkanı, ondan sonra Abdullah Gül, işte eski Fehmi Kayseri Koru. Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, Fehmi Koru. Onlar orada yetiştiriliyorlar. Demek ki bugüne ilişkin süreç ta o zaman başlatılmış. O günden atılmış olan temellerle bugün Türkiye'nin geldiği durum budur. Ben bu tabii biz halkımıza sürekli anlatmaya çalışıyoruz. Keşke okusalar diyoruz. Keşke birazcık araştırsalar. Keşke öğrenme sevdaları biraz yüksek olsa. Hani hep diyorum ya okuyan hayır diyor diyorduk ya. Okuyan insanlar, biraz araştıran insanlar gerçeği görüyorlar. Zarrab davasının da Türkiye'yi belli bir kulvara doğru sürükleme amacını taşıdığını ben aylardır söylüyorum. Nitekim Türkiye bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru bu baskıdan, tehditten dolayı yönünü döndürdüğü anda Lahey davası ve o davayı takip eden Rusya ve onunla birlikte hareket edenlerin bu defa baskısı geliyor gündeme. Yani Türkiye iki dava arasında bir tarafta Lahey davası ve o davanın gerekçesi olan teröre destek verme, öbür tarafta Zarrab davası ve Amerika Birleşik Devletleri ambargosu kuşatılmışlığın içerisinde Erdoğan tek başına. Şimdi anayasa teklifinin niçin Erdoğan'a tek başına bütün bu işleri yapma yetkisini verdiğini halkımız herhalde daha iyi anlıyordur. İki, niçin anayasa teklifi hemen yürürlüğe girmedi de 2019'a ötelendi? Onu da iyi anlıyordur. Çünkü pazarlıklarda çok berrak bir şekilde ortaya çıkan şey şu ki siz Zarrab davasını bitirirseniz ben de bu anayasal yetkilerimi 2019'da kullanacağım. Sizinle o zaman bunun sonucuna gelebiliriz diyor olabilirler. Veya siz dahi adalet davasını bitirirseniz ben de anayasal yetkileri 2019'da elde ediyorum. Ona bakacağım. Yani bir taraftan Türkiye'ye karşı her iki blok tarafından baskı olarak kullanılan bu iki dava, ona karşı da Türkiye'nin 2019'da devreye sokmayı planlamış olduğu bu anayasa teklifi. Bu Zarrab'ın iki avukatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi, bu görüşmenin gizli tutulması, görüşmenin öncesinde ya da sonrasında açıklama yapılmaması ve Rudolf Giuliani eski New York Belediye Başkanı'nın Amerika'da biz bu görüşmeyi Amerikan ulusal çıkarlarının korunması adına yaptık demesi ne anlama geliyor? İki tane başlık var. Zeynep Hanım da az önce söyledi. Birisi Amerika Birleşik Devletleri ile Türk hükümeti arasında
ki ilişkilerde bu davanın delillerinin veya bu davanın bir bütün olarak kullanılması, bir diğeri de Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge çıkarlarına ilişkin sonuç elde edilmesi. Bakar mısınız? İki tane konu. Şimdi birincisi Türkiye'nin, ben tabii bir burada biraz kehanette bulunalım. Bence Türkiye'nin hani geçmişte de Doğu blokuna doğru geçmiş, eski Doğu bloku dediğimiz şimdi BRICS birliğine doğru kayma eğilimi vardı. İşte o BRICS Yatırım Bankası'na ortak olma sevdası vardı. Onun önünü kesecek bir yol. Yani Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle Türkiye yeniden bir işbirliği içerisine burada bir kontrol mekanizması olarak kullanılıyor olabilir. Bu tabii tabii. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge çıkarlarına hizmet etmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki çıkarlarının en önemlisi, iki tane çıkarı var bu bölgede biliyorsunuz. Tarihten beri bilir. Zaten silahlı kuvvetler mensupları da, hariciyecilerimiz de bunu sürekli söylerler. Artık ezberledik. Bir, bölgedeki enerji koridorları üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünün devam etmesi. İki, İsrail'in bölgedeki hakimiyeti ve güvenliğinin devam ettirilmesi. Demek ki zaten masada İki tane seçenekler belli. Birisi Türkiye hükümetiyle Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye hükümetini kendi kontrolüne almak istiyor. Onun istediği şekilde yönlendirmek istiyor. Bir diğeri de bölgesel çıkarlarına Türkiye'yi bekçi yapmak istiyor. Şimdi çok enteresandır. Bir anda Avrupa Birliği el frenini çekip anayasa referandumuna ilişkin o kavgadan bir anda uzaklaşıp her iki taraftan da yumuşak bir dil. Mesela bu Dışişleri Bakanı var ya bizim meşhur, Dışişleri Bakanı diyorum ben ona. Vatandaş da zaten çok da itibar etmiyor. İtibar edilecek bir Dışişleri Bakanı da değil bence. PYD çıkmazsa vururum diyordu, hatırlıyorsunuz. Suriye'yi boşaltmazsa vururuz diyordu. Membiç'i boşaltmazsa vururuz diyordu. Arkasından başka tehditler yapıyordu. Ama bütün bu söylediklerinden gelinen nokta şu ki bu Dışişleri Bakanı artık bence de devre dışı kalmış. Bürokrasi, yani Dışişleri bürokrasi yeniden Türkiye'yi bu coğrafyanın, Balkanların, Orta Doğu'nun, Kafkasların denge ülkesi, bu bölgenin en güvenilir ülkesi yapmak için dış politikanın olmazsa olmaz gerçeğini fark etmiştir. Ha bu Erdoğan'la olabilir mi? Çok kolay değil. Çünkü Erdoğan'ın dış politika bilgisi zaten sıfır. Dış politikada değil. Erdoğan neye el attıysa büyük kaybettik biliyorsunuz. Neye el attıysa büyük kaybettik. En son turizmde işte gelinen nokta burası. 3 gün önce Müteahhitler Birliği açıklama yapmış. 12,5 milyar dolar kaybettik demişler. Niye? Dış politikadan dolayı. Türkiye'nin müteahhitleri yurt dışından kovulmuş. Turizmci bomboş. Yani Erdoğan'ın kendisi, emin olun şunu söylüyorlar. 2 gün önce bir turizm grubuyla görüşmedeydim Fatih Bey, diyorlar ki 20 gün sussa nefes alacağız. 20 gün sussa emin olun kontratlarımız yükselecek. Erdoğan 20 gün konuşmasa Türkiye nefes alacak. Gerçekten öyle. Gençlerimizin umudu artacak. Yaşlılarımız biraz huzur bulacaklar. Yani bir sustu diyecekler, Türkiye birazcık huzura kavuştu. Gerçekten o kadar bir ülkeyi gerdi ki, bir gerilim, bir böyle bir psikoloji içerisinde ülke bir yerden öbür yere de savruluyor. Bunu neyle yaptı? En son anayasa teklifiyle. Anayasa teklifiyle kendisi eline büyük güç alacak. İşte bu her iki davanın karşısına geçecek. Orada da güçlü bir kart oynayacak. Olmadı. Ne oldu? Diyordu ya hani Atalan Üsküdar'ı geçti. Ben de diyorum ki Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. Ama yanlış hesap Bağdat'tan döner. O nasıl Bağdat'tan döneceği de isterseniz anlatayım. Buyurun. Şimdi Fatih Bey, kamuoyunun da kafası karışık. Sürekli de bu konuda berrak bir bilgi akışı da yok. Nasıl bir yol takip edileceği konusunda da insanlar tereddüt yaşıyorlar. Ben de buradan hem bir hukukçu hem de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak nasıl bir yolun takip edilmesi gerektiğini ve edebileceğimizi onlara anlatmaya çalışayım. Şimdi birincisi, bugün de bu konuyu tartışırken bir WhatsApp grubundan çok kıymetli arkadaşlar da bana bir bilgi gönderdiler. Gerçekten o kadar güzel ki bazen insanlar size gerçekten akla gelmeyeni gösterebiliyorlar. Hani gözünüzün önünde durabiliyor ama aklınıza gelmiyor. Kaçırmış olabiliyorsunuz. Bir bilgi. Dediler ki Haluk Bey, 12 Nisan günü Yüksek Seçim Kurulu bütün bu tezgahın altyapısını zaten hazırladı. Nasıl dedim? Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun o tarihte belirlemiş olduğu bir değişiklik var. Bu bildiğiniz Birleşik Oy Pusulası'nda nelerin kayıt altına alınacağı. Gerçekten onlar söyledikten sonra bir baktım ki aman Allah'ım. Gerçekten 12 Nisan günü başlamış sahtecilik tezgahı. Şimdi nereye gideceğimizi bir görelim Fatih Bey. Bakın. 8 tane bu
ıslak imzalı olarak kamuoyunun bildiği Birleşik Oy Tutanağı'ndan 8 tane konuyu çıkarmışlar. Nereye çıkarmışlar? İlçe seçim kurulundan teslim alınan zarf sayısını yazacağınız bölümü çıkarmışlar. Kaç tane zarf alacaksınız? Onu çıkarmışlar. İki, ilçe seçim kurulundan teslim aldığınız oy sayısını da çıkarmışlar. İlçe seçim kurulundan alınan toplam oy pusulası da bu sandıkta şeyde artık tutanakta yer almayacak. Peki başka kullanılacak, kullanılmadan artan oy pusulası, o kısmını da çıkarmışlar. Onu da çıkarmışlar. Sandıktan çıkan zarf sayısını, sandıkta kaç zarf oldu, onları da şu kadar zarf çıktı, onu da çıkarmışlar. O başlığı da çıkarmışlar. Yakılacak, yakılarak yok edilecek zarfı da çıkarmışlar. Yani tezgahı 12'sinde kurmuşlar. Sonra kanunda her şey yazılı. Hani bu tartışılıyor efendim, tam kanunsuzluk bilmem ne. Vatandaşın anlatıldığı şekilde anlatalım. Kanun tarif etmiş mi? Demiş mi kanun ki sandıklarda görev alacak olanlar şu usullerle oy kullanacaklar. Zarfın arkasına şu mühürü basacaksın, şunu yapacaksın. Kanun düzenlemeyi emretmiş. Emrettiği düzenlemeyi Yüksek Seçim Kurulu almış bir kenara koymuş. Kanuna, yani parlamentonun çıkarmış olduğu, milli iradenin çıkarmış olduğu yasanın üzerine yeni bir düzenleme getirmiş. Tezgahı o tarihte kurmuşlar. Senaryo o tarihte kurulmuş. Peki ne olacak? Şimdi olacak olan şey şudur. Bugüne kadar yapılması gereken en önemli hamle burasıdır Fatih Bey. Birincisi, hem sandık kurullarının hem de seçim kurullarının bu konuda yapılacak olan itirazlarına ihtisaslı reyde bulunmuştur. Yani daha seçim kurulları sandıkları sayıyor bazı bölgelerde, bazı bölgelerde itirazlar var. Sayılmış olan bölgelerde itirazlar var. O itirazlara karar verecek olan sandık kurulları, seçim kurulları, onların karar vermesinden önce Yüksek Seçim Kurulu kararını açıklıyor, ihtisaslı reyde bulunuyor. Hani onu çözmekle yetkilenmiş merci ya, mahkeme ya, ona gelecek ya dava yoluyla, silsile yoluyla. Kendisine gelmezden önce o oyunu bildirmiş. Başka ne yapmış? Bütün bu süreci organize etmişler. Hem görev suçu işlemişler, hem sahtecilik suçu işlemişler. Bunun içinde biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Salı günü hem Yargıtay'a hem de Danıştay'a. Çünkü biliyorsunuz üyelerin bir kısmı Yargıtay'dan geliyorlar, bir kısmı da Danıştay'dan geliyorlar. Bunların hakkında soruşturma açılması yönünde suç duyurusuna bulunuyor. YSK üyeleri hakkında mı? Tabii. YSK üyeleri hakkında mutlaka soruşturma açılmalı. Yani çünkü YSK ve Danıştay'dan geldikleri için ikisine suç duyurusunda bulunuyorsunuz ama Danıştay'ın yapısı ve YSK'nın yapısı belli. Bundan sonuç alınabilir mi? Şimdi şöyle söyleyelim. Hem Danıştay hem Yargıtay. Geçmişte buna ilişkin çok sayıda emsal karar var. Danıştay'ın da Yargıtay'ın da. Bu yargıçların mutlaka soruşturulacaklarından emin olabilirsiniz. Yargıtay bu süreci içerisinde çok önemli. O çünkü daha hukuk mahkemesi. Danıştay o kadar hukuk mahkemesi değil. Yürütmeyi daha çok denetleyen bir mahkeme ama Yargıtay çok önemli. Yargıtay topu taca atamayacaktır. Bu soruşturmayı açmak zorunda. Öyle çay toplamayla bilmem neyle kaçamazlar. Çünkü bu soruşturmayı Yargıtay'da Başkanlar Kurulu yapacak. Onlar karar verecekler. Yani orada Yargıtay Başkanı veya bir kişi orada bir daire yok kardeşim böyledir diyemez. Çok önemli bir sürece giriyoruz. Yargıtay soruşturmayı açma kararı verdiği anda bu anayasa teklifi kadük olmuştur. Zaten bence kadük. Bu uygulanmayacak. Uygulayamayacaklar bunu. Bakın bizzat AKP bir süre sonra bu anayasa teklifinin belki ileri bir tarihe ertelenmesi için bir parlamentoya teklif bile getirebilir. Çünkü uygulanamayacağını, bunun anayasaya aykırı olduğunu gördüler. Şimdi devam edelim. Demek ki bir YSK üyeleri hakkında hem Yargıtay'a hem de Danıştay'a soruşturma açılması yönünde başvuruda bulunmamız gerekiyor. Niçin? Çünkü bunlar hakim. Çünkü bunların yargılanmaları özel usule tabii. Bunları yargılayacak olan merci Yüce Divan. Yüce Divan'a yargılansınlar diye kararı verecek olan yerde Danıştay ve Yargıtay. Onun için iki yüksek mahkeme topu tacı atamaz. Öyle HSYK'yı bağlayabilirler ama Danıştay ve Yargıtay öyle bağlanacak bir yer değil. Danıştay'a güvenmiyorum. Danıştay başkanının da zaten güven verici bir hakim duruşu yok orada. Kamuoyunda da, kamuoyunun vicdanında da gerçekten sızı yaratan bir hanımefendi. Onun için onunla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama yüksek mahkeme olarak Yargıtay'ı bu noktada net olarak görüyorum. Biz
Balyoz davasında da bu başvurulardan sonuç çıkmaz. Ya bunlarla uğraşmayın, bu yargı mı diyorlardı ama sonuçta mücadelenin sonunda adalet ve hukuk kazandı. Elbette çok bedel ödedik ama sonuçta hukuk ve adalet kazandı. Şimdi bunun akabinde Anayasa Mahkemesi'nde 3 ayrı yargılama konusu olmalı. 3 ayrı başvuru yapacaktır Cumhuriyet Halk Partisi. 1. Özellikle referandum sürecine ilişkin, usule ilişkin gelişmiş olan bütün olaylardan dolayı Anayasa Mahkemesi'nin bunu incelemesi sebebiyle bir başvuru yapılması gerekiyor. 2. Anayasa teklifinin anayasanın ilk 2 maddesine aykırı olmasından dolayı, ki burayı açayım biraz, başvuru yapılması gerekiyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi de yapacak. Bunu yurttaşlar da bireysel olarak da yapabilirler. Defi yoluyla da bu gidebilir. Niçin? Fatih Bey, bakalım anlatayım. Bizim Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'nin değerlerini bir anlatayım. 2 temel değeri var Avrupa Birliği'nin. Birisi demokrasi. Avrupa Birliği için olmazsa olmaz en önemli birinci koşul demokrasi. İkinci koşul da hukuk devletidir. Yani bir ülkede demokrasi yoksa, hukuk devleti yoksa geçmiş olsun. Avrupa Birliği'nin o ülkede bir işi olmaz. Ama biz yurttaş olarak da zaten bunlara bakmalıyız. Şimdi anayasanın ikinci maddesi, ikinci fıkrası diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir. Yani 4 ayağı var. Bu 4 ayak: 1 demokrasi, 2 laiklik, 3 sosyal devlet, 4 hukuk devleti. Peki demokrasinin ikinci, anayasanın ikinci maddesi nasıl ihlal edildi? Bir cumhurbaşkanı partili cumhurbaşkanı oluyorsa, o partili cumhurbaşkanı anayasayı kendisi dilediği şekilde o hal gerekçesiyle askıya alabiliyor ise, aynı cumhurbaşkanı kendisi partisinden dilediğini dilediği şekilde atayabiliyorsa, partinin genel başkanı olarak milletvekili adaylarını belirleyebiliyorsa, o zaman bir ülkede demokrasi için öngörülen koşulların hiçbirisi kalmamış demektir. Yani en önemlisi de özellikle İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin de üzerinde durduğu, geçmişte çok sayıda iptal kararı verdiği, altını çizerek söylüyorum, geçmişte çok sayıda tespit kararı verdiği şu husus vardır: ülkelerde demokrasinin en önemli lokomotifi yasamadır. Yasayı milletin temsilcileri yapar. Yasa yapma yetkisini paylaştığı anda demokrasi yok diyor. Bu yerleşik iştahı İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi. Yani Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasa yapma yetkisini bu anayasa teklifiyle paylaştığı anda demokrasi çökmüştür. Bu bir. Anayasanın ikinci maddesi. Teklif dahi edilemez maddeye ilişkin düzenleme. Anayasa Mahkemesi buradan toptan kaçabilir mi? Sanmıyorum kaçabileceğini. Sanmıyorum. Ama bu Anayasa Mahkemesi geçmiş saygınlığını da kısa süre içerisinde bu OHAL kararıyla bitirdi. Niye? Çünkü gelelim hukuk devletine. Ne diyor? Diyor ki 104. maddede anayasa, artık bu yeni anayasa düzenlemesinde, efendim OHAL döneminde anayasanın 2. ve 3. babındaki temel hak ve özgürlükleri de askıya alabilir. O zaman çıkıyor Anayasa Mahkemesi, diyor ki böyle bir askıya alma söz konusu olur ise ben bu kanun hükmünde kararname hakkında yargılama yapamam. Böyle bir şey olabilir mi Fatih Bey? Anayasanın ikinci maddesinde, anayasanın ikinci babında, üçüncü babında, bak ikinci maddesinde hukuk devleti, üçüncü babında, ikinci babında temel insan hakları. Bütün bunları askıya alacak, ben yargılama yapamam diyecek. Sen neyin mahkemesisin o zaman? Böyle bir şey olur mu? Onun için Anayasa Mahkemesi bu konuda da karar vermek zorunda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir, YSK üyelerinin Danıştay ve Yargıtay'ı devreye sokacak, sistemi işletecek. İki, Anayasa Mahkemesi'ni hem usule ilişkin, bu referandumda yapılmış olan usul, orada yapılmış olan, bir kere Rusya kararı var biliyor musunuz İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin? Medya kullanımını eşit yaptırmamışlar. Gürcistan kararı var, Bosna kararı var, o kadar çok emsal kararları var ki. Bu kararlarında da yerleşik olan, hani sürekli söyleniyor ya, işte bu Avrupa Sözleşmesi'nin ek birinci protokolün üçüncü maddesi falan filan, ezberledi artık insanlar. Maddelerden falan sıkılmasınlar, basit söylüyor. Diyor ki herkes anayasa hakkında özgür bir ortam içerisinde seçme seçilme haklarını kullanabilecek şekilde referandum içerisinde özgürce tartışabildi mi? Medyayı kullanabildi mi? Kamuoyunu bilgilendirebildi mi? Hiçbir baskıya düşmeden bunları sağlayabildi mi? Bunları yapmadıysa diyor insan hakları ihlali vardır. Doğrudan
sık sorulan sorulardan birisi de bu. Bununla bitireyim süremi de aşmayayım Fatih Bey. Sık sorulan sorulardan birisi de şu. Yurttaşlar diyor ki İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne biz doğrudan başvurabilir miyiz? Evet başvurabilirler. Niçin? Eğer bir ülkede temel kural şu. Etkin ve geçerli. Bir ülkede temel olarak etkin ve geçerli bir yargı yolunun oluşmadığı kamuoyunda bir algı olarak yerleşirse o zaman İnsan Hakları Mahkemesi'ne doğrudan başvuru yapılabilir diyor. Türkiye'de zaten etkin ve bir geçerli bir yargının olmadığı konusunda tam bir görüş birlikteliği var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sayın Vekilim. Tabii bir yandan bu referandumu tartışıyoruz ama yani Türkiye'de yasalar ya da hukukun ne zaman üstün olup ne zaman olmadığı konusu çok tartışmalı artık. Çok zor günler bekliyor ülkeyi. Bu hala benim kafam orada Zeynep de bu Antalya'da nasıl insanlar yani alkol nasıl yasaklarsın Antalya'da? Hangi kafa, hangi mantık? Şimdi oradaki vali Rize Çayeli'li ve İmam Hatip mezunu bir vali. Ama orası öyle bir yer değil. Yani onu anlamak mümkün değil. Buna biraz sonra gireceğim de. Fakat bir de sen çok önemli bir şey söyledin demin. Gerçekten konuşmak istiyorum dedin. Yani bu bölge çok kötü Zeynep. Yani neresinden tutacağız, neresinden bakacağız? Mesela Erdoğan Sincar mesajı vermiş. Bir gece ansızın gelebiliriz diye. Bu biraz bize Kıbrıs Savaşı'nı hatırlattı. Hani bekledim de gelmedin, gözyaşımı silmedin diye Rumlar radyodan bir şarkı çalıyordu. Bizim Bayrak Radyosu da bir gece ansızın gelebilirim diye bir şarkı göndermişlerdi. Ve Kıbrıs Harekatı bunun ardından oldu. Yani onu hatırlatmış bize Erdoğan Sincar'da bir gece ansızın gelebiliriz diye. Bu nasıl bir kavga? Bu Sincar sonrası olayların farklı bir boyutu var. Amerika özellikle sınıra zırhlı askeri birlikler sevk etti. Ve başına da YPG'li askerleri dikti. Türkiye sınırdan bir adım attığı zaman karşısında bundan sonra Amerikan askerini bulacak. Peki bu kavga nerede bitecek? Nedir bu kavga, nasıl gerekçesi? Şimdi her şey Türkiye 16 Mayıs'a kilitlendi. 16 Mayıs ne diyeceksin? 16 Mayıs Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gideceği tarih. ABD'ye gidecek ve orada Donald Trump'la ilk kez masaya oturacak. Yani şimdiye kadar sadece bir tane kapsamlı bir görüşme. İkincisi de bir kutlama görüşmesi ama çok kapsamlı değildi. İki telefon görüşmesi oldu. Başkan olduktan sonra Trump. Ama böyle hani oturulup uzun uzun konuşulma imkanı olmadı bugüne kadar. Bu 16 Mayıs'ta olacak. 16 Mayıs'a kadar şimdi Türkiye ne istiyor ona bakmak lazım. Bu bölgede kendi çıkarlarını nerede görüyor? Birinci çıkarı nedir Türkiye'nin? YPG'yi orada bir şerit halinde Türkiye sınırları içinde bir Kürt devleti haline getirmek. Özerk bölge diyeyim buna, Kürt devleti diye artık her neyse getirmeyi engellemek. Birinci çıkarı Türkiye'nin. Bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir önerisi oldu. Zaten bu öneri açıklandı da, Genelkurmay tarafından da açıklandı. Nedir bu öneri? Ya siz bu YPG ile falan işbirliğini boş verin. Türk ordusu ile Amerikan ordusu birlikte Rakka'ya gitsin. IŞİD'le savaşılacaksa Türk ordusu ile Amerikan ordusu birlikte savaşsındı. Fakat gördük ki bunu Amerikan yönetimi buna hiçbir şekilde yanaşmadı. Aksine, yani bunun yanaşmadığını da söylemedi ama yaptığı hareketlerden YPG ile yola devam edeceklerinin tüm işaretlerini verdi. Arkadaşlar şu ABD, PD'ye destek o görüntüyü de bir gösterelim. Burada haritalar var. Hı. Anlamlı olur yani. YPG'ye silah göndermeye başladı. İşte eğitim kampları kurdu bütün Suriye'sinin kuzeyinde. Ve YPG ile her türlü işbirliğine girdi Amerika Pentagon. Trump son olarak 2 gün önce çok önemli bir talimat yayınladı ve bu talimatla oraya gidecek Amerikan güçlerinin koordinasyonunun yetkisini, ki Amerikan başkanı veriyor yetkiyi, Pentagon'a verdi. Böylece Pentagon'un o savaşı nasıl şekillendireceğine ilişkin yani bir yetki verdi. Siyasi otorite geride kaldı. Askeri evet, yani otorite. Bir yetkisini devretti bir anlamda. Pentagon bugüne kadar ne yapıyordu ve ne diyordu? Her zaman YPG ile birlikte hareket etmek taraftarı bir politika izledi. O kadar ki artık CENTCOM'un, yani bu Orta Doğu'ya bakan, Amerikan ordusunun Orta Doğu'ya bakan biriminin resmi Twitter hesabından işte bu YPG'li sözde savaşçıların fotoğrafları yayınlanıyordu. Onların kahramanlıkları falan anlatılıyordu. Yani o kadar artık iç içe geçmiş bir yapıdan söz ediyoruz. Türkiye son dönemde bu yapıyı bozmak için işte bu 16 Mayıs tarihinde bir milat olarak görerek bundan önce
bir atağa geçti silahlı kuvvetler aracılığıyla. Ne yaptı? Sincar'da ve Kuzey Suriye'de ve Afrin bölgesinde, ki bir de Afrin'de de onlar var, YPG'yi sıkıştırmaya başladı. Saldırıya geçti. Bunun amacı ne? İşte YPG, Rakka'daki Amerika ile birlikte indiği, güneye indiği, Rakka'ya indiği kuvvetlerini kuzeye çeksin. Bir nevi Amerikalılarla bozuşsun ve devre dışı kalsın. Ve böylece bu elle, güçlü elle gitsin Recep Tayyip Erdoğan Washington'da ve Trump'la masaya öyle otursun diye. Fakat Amerika'nın da hemen buna karşı bir tavrı oldu. Bütün sınıra Amerikan askerleri, sadece zırhlı araçlar değil, Amerikan askerlerini de dizdi. Yani evet. Türkiye şimdi oraya girdiği zaman sadece Amerikan kamyonuyla ya da tankıyla karşı karşıya kalmayacak. Bizzat Amerikan askeriyle karşı karşıya bu kalacak. Bu Metin Fırtına diye bir kitap vardı. Onun bir benzeri bir hava var değil mi? Yok o yani. Türkiye'nin Amerika'yla sanki çatışma ortamına sürüklenmesi gibi. Yani ben onun o kadar o noktaya gideceğini sanmıyorum. Bir noktada bunun duracağını sanıyorum. Çünkü iki tane NATO üyesi ülkeden bahsediyoruz. Bir de şu aşama, şöyle bir şey var. Türkiye'nin sıkıntısı şu. Tamam, Amerika ile böyle bir gerginlik yaşanıyor. Hakikaten çok ciddi bir gerginlik yaşanıyor. Fakat Rusya da Amerika ile aynı tarafta duruyor. Hani şimdiye kadar bizim bir politikamız vardı. Neydi o politikamız? Hani biraz Amerikalılarla yaşadığımız gerginlik oldu mu bir başka güce doğru yönelirdik. Nedir bu? Avrupa Birliği olabilir ya da Rusya olabilir. İşte fakat şimdi Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin tümü YPG'nin yanında duruyor. Yani Türkiye'nin bu girdiği çatışma ortamında ne yazık ki bu işi dengeleyecek bir gücü yok. Bu da AKP'nin yanlış politikaları nedeniyle bu hale geldi. Bunu da söylemek gerekiyor. İşte siz önce işte 29 Ekimlerde o YPG'leri kurtarmak için peşmergeyi Türkiye'den geçirmeler, şunlar bunlar. O YPG'nin şimdi terörist ilan ettiğiniz başını Ankara'da, İstanbul'da, saraylarda, şurada burada ağırlamanız. Sonrasında tabii insanları Ankara bunları niye düşman kabul ediyor ki gibi bir fikir oluşmasına sebep oldu. Yani bizim bir gece ansızın gelebiliriz çok doğru değil mi Sincar için? Yani bir gece ansızın gidersek Amerikan askeriyle karşılaşırız. Tabii ki gidebilir. Türkiye egemen bir ülkedir ve bir tehdit görürse tabii ki sınırlarını ve vatandaşlarını ve ülkesini korumak için yapacaktır. Peki bu riski nasıl yok edecek Zeynep? O riski yok etmesi mümkün değil. Çünkü Amerikan ordusu da Amerikan ordusu şu anda Rakka'ya doğru ilerliyor ve YPG ile birlikte ilerliyor. YPG'ye destek vererek ilerliyor ve şimdi IŞİD'i birincil öncelik olarak gördükleri için hiçbir şekilde bunun bozulmasını istemiyorlar. Türkiye burada Amerikalılar açısından oyun bozucu gibi görülüyor. Tabii çok önemli. Yani Türkiye oyun bozucu gibi görülüyor. Fakat daha tehlikeli bir şey var. Eğer Türkiye bunda ısrar ederse bir, Amerikan askeriyle sıcak çatışma hakikaten söz konusu olabilir. İkinci unsur ise Mehmetçik oraya girerse, girmediği bölgelere girerse, yani ben Fırat Kalkanı operasyonunun bölgesinden bahsetmiyorum. Bu Kürtler tarafından kontrol edilen bölgelerden bahsediyorum. Oralara girerse böyle bir çatışma tehlikesi var. İkincisi ise bu başladı ki bu hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Ciddi bir kampanyayla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. Nedir bu? Türkiye IŞİD'in koruyucusu ve savunucusu diye. PYD'ye saldırmasından dolayı. Tabii. Çünkü PYD şu anda tüm dünyada sanki bir özgürlük savaşı, sanki bir IŞİD'e karşı müthiş kahramanlıklar destanı gibi gösteriliyor. Öyle yansıtılıyor. Ve biz çok uzun zaman bunun böyle yansıtılmasına izin verdik, bunun önünü kesmedik. Şimdi kesmeye kalktığımızda ise bizim karşımıza, madem öyle siz o zaman kesmediniz, bu adamlar artık IŞİD'le savaşıyorlar. Özgür dünyayı koruyorlar IŞİD gibi bir terör örgütüne karşı. Böyle yansıtıyor Amerikan basını ya da dünya basını, sadece Amerikan basını değil. Ve Türkiye'de bu müthiş mücadeleye, tırnak içinde söylüyorum elbette, müthiş mücadeleye çomak sokan ülke. Ne demek oluyor bu? Türkiye demek ki El-Kaide'yi, o bölgedeki IŞİD'i destekleyen ülkedir gibi bir şey yansıması yani başladı Türkiye'nin bile. Yani Türkiye'nin PYD'ye dokunması IŞİD'e destek vermesiyle eş anlamlı hale Türkiye'nin getiriliyor. Türkiye'nin kaygıları dikkate alınmıyor mu? Orada bir koridor onu devlet geçtik. Kurulması. İşte onu geçtik. Onu biz kendi elimizle biz onu geçtik. Çünkü siyasi olarak çok büyük hatalar yapıldı geçmişte. Kürtlerin bu kadar gelişmesine, bu kadar güçlenmesine Türkiye eliyle yapıldı bu ya. Rojava diye bir şey yoktu şimdi. Rojava'yı yapan kim?
Türkiye sınırlarını açtı. Kürt öbür Berzani peşmergeleri bizim topraklarımızdan geçti. Ondan sonra gittiler Rojava'yı kurtardılar. Rojava yoktu. Rojava'yı biz kurduk. Şimdi başımıza bela oldu. Bu kadar net. Ama bunun işte diyorum ya bunu yapan yine bu hükümettir. Peki bir şey soracağım Zeynep. Peki bu cesaret ne? PYD'nin yani havan toplarıyla, ağır makinelerle, ağır silahlarla sınır karakollarına saldırmasının arkasındaki cesaret ya da amaç ne, hedef ne? Yani şimdi YPG'nin adamların elinde sınır karakoluna saldıracak mühimmat ve güç, o büyük güç varsa elbette kullanacaktır. Yani terör örgütünden bahsediyoruz. Bunun amacını aramanın pek bir manası var mı? Çok emin değilim. Akıllıca gelmiyor yani bir NATO üyesi bir orduya, büyük bir orduya bir devlete ama karşı. NATO üyesi bir orduya karşı yanına daha büyük bir NATO üyesini alarak yapıyor bunları. Amerika'yı birlikte alarak. Sadece Amerika'da değil dedim ya. Hani biz Amerika ile birazcık çelişkiye düşsek hep Rusya'ya dönerdik ya. Türkiye'nin yaptığı son saldırıları Rus Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı çok sert ifadelerle eleştirdi. Yani Amerikalıların daha önüne geçtiler neredeyse. Onların hesabı ne peynir üzerinde? Yani bir onlar da şey üzerinden bakıyorlar. Şimdi Suriye'deki Esad rejimiyle PYD arasında bir işbirliği var. Diğer güçleri terörist olarak görüyorlar. PYD'yi bir nevi resmen olmasa bile bir nevi ittifak içindeki güç olarak görüyorlar. Esad'ın en büyük destekçisi kim? Elbette ki Rusya. Dolayısıyla da bu PYD'yi onlar da zimnen desteklemek noktasına gelmiş durumdalar. Sadece o değil, İran da destekliyor. Yani Suriye öyle bir yer ki iki tane çok büyük düşman ülkenin belli alanlarda işbirliği yapabildiği küçük bir mikro bölge gibi. Yani Amerika ile İran şu anda Trump yönetimi altında hemen her konuda itişmeye başlamışken orada Suriye'de aynı noktada yer alıyorlar siyasi olarak. Ve aynı safta savaşıyorlar adeta. İşte bu Amerika'nın desteklediği YPG ile İran'ın desteklediği o Haçlı Şabi Irak'ta birlikte Musul'a karşı çatışma ortamına girmiş durumdalar. Yani hakikaten çok ilginç bir noktaya doğru gidiyor Suriye ve Türkiye tüm bunların hepsinin karşısındaki bir ülke olarak lanse edilmeye başlandı. Sadece öyle, sadece bu Batı basınında değil, Doğu basınında bile böyle lanse edilmeye başlandı. Yani IŞİD yanlısı. IŞİD yanlısı. İşte IŞİD'i korumak için de çomak sokuyor. Kimse Türkiye'nin ulusal çıkarından falan bahsetmiyor. Çünkü biz bunu anlatamıyoruz. Bu hükümet bu işi anlatamıyor. Anlatamadı. Kaybetti. Yani anlatamadığı için de şimdi artık elimizi bu ele kaybetmiş durumdayız. Çok sıkıntılı bir durum. Yani hakikaten oraya gittiğimizde sadece Amerika ile değil Rusya ile de karşılaşacağız. Bunu göze alabilir mi Türkiye? Alabilir. Ama çok büyük bunun sonuçları da olacaktır elbet. Peki Zeynep, teşekkür ederim. Komutan, siz yıllarca pilotluk yaptınız, savaş pilotluğu, bölgeyi tanıyorsunuz. Yani Zeynep'e sorduğum şeyi size de sormak istiyorum. Anlamak mümkün değil. Yani PYD'nin bu akla sığmaz, yani mantığa uymaz cesareti ve aslında şunu da söylemek istiyorum. PKK sosyalist bir örgüt olduğunu söylüyor ama bölgede Amerikan emperyalist Amerikan askerleriyle hiç işbirliği konusu hiçbir sakınca görmüyor. Ya da emperyal emellerin Rusya konusunda işbirliği konusu gene bir sakınca görmüyor. BJ Obama, BJ Amerika diye slogan atan bir sosyalist örgüt var karşımızda. Enteresan bir yapı. Siz bu PYD'nin cesaretini, bu Türkiye yönünü dönmesini Amerikan güçlerinden aldığı destek olarak mı ya da Zeynep'in söylediği gibi lojistik olarak çok güçlü olmasından kaynaklandığını düşünüyorsunuz. Nedir bölgedeki hesap? Amerika niye PYD'ye olağanüstü bir koruma sağlama ihtiyacı duydu? Şimdi şöyle bir kısa cevapla başlayayım konuya. Bizim hükümetin uzun süredir bir açıklaması var. Amerika'yı davet ediyor. Diyor ki gelin bu Rakka'dan IŞİD'i temizleme operasyonunu bizimle yapın diyor. Biz NATO'da müttefikiz. Koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri var. Siz niye bizi tercih etmiyorsunuz da PYD'yi tercih ediyorsunuz? Ki Erdoğan'ın terör örgütü NATO üyesi mi diye bir açıklaması var, evet. Değil mi? Bu çok doğru bir söylem ve iyi bir hamle. Şimdi demek ki eğer amaç IŞİD'i temizlemekse bizimle işbirliği yapması gerekir. Amaç sadece IŞİD'i temizlemek değil. IŞİD'i orada temizledikten sonra bölgenin kontrolünü PYD'ye vermek.
Bunun için Türkiye ile işbirliğine yaraşmıyor Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi temel problem bu. Peki niçin PYD'yi destekliyor? Biraz bunu anlamaya çalışalım. Şimdi daha birkaç gün önce 25 Nisan'da Hava Kuvvetleri çok stratejik bir operasyon yaptı. Suriye'nin önce Irak'ın kuzeyinde Sincar bölgesine, Suriye'nin de yine kuzeyinde Kamışlı'nın hemen güneyinde Karaçok bölgesine Hava Kuvvetleri vurdu. Ben bir eski F-16 pilotu olarak bu harekatı çok stratejik görüyorum. Burada vurulan hedefler neydi? PYD'nin... O görüntüleri getireyim arkadaşlar tekrar. Sincar'ın vurulma görüntüleri de var orada. Buradaki hedefler PYD'nin karargahı, basın merkezi, medya merkezi, haberleşme merkezi, radyosu ve çeşitli askeri tesislerdi. Burada Türkiye çok ciddi bir mesaj verdi. İlk defa PYD'ye karşı gerçekten operasyon yapabileceğini ve yapacağını gösterdi. Arkasından ne oldu? Hemen iki gün sonrasında Amerika'nın Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı, aynı zamanda Avrupa'daki Amerikan Kuvvetlerinin komutanı Sakör Türkiye'ye geldi. Genelkurmay Başkanı ile bir görüşme gerçekleşti. Eş zamanlı olarak Kuzey Irak Kürt yönetiminin başbakanı Necivan Barzani geldi. Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bu iki önemli şahsın Türkiye'ye gelişteki amacı neydi? Bunların tek amacı PYD, PKK diyorum ben ona. Onunla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çatışmasını önlemekti. Peki sadece bu iki aktör mü Türkiye'nin PYD, PKK ile çatışmasını... Komutan, şu an Sincar görüntüleri bunlar. Evet. Enteresan, sizin söylediğiniz gibi çok önemli. Bence çok başarılı, çok güzel bir operasyon olmuş. Ben de eski silah arkadaşı, eski bir pilot olarak silah arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Şimdi tekrar konuya dönüyorum. Başka aktörler de Türkiye'nin PYD ile çatışmasını istemiyor. Mesela başta İngiltere, Avrupa Birliği'nin bütün ülkeleri ve Rusya. Niçin Türkiye'nin PYD, PKK ile Suriye'de çatışmasını istemiyorlar? Bu sorunun cevabını bulmamız lazım. Ben şimdi şöyle anlatayım. IŞİD aslında bölgede haritaları çizmek için kullanılan bir maşaydı, bir aktördü. IŞİD'in sonlanabilmesi için bölgenin haritasının artık ortaya çıkmış olması lazım. Yani harita kesinleşmeden Amerika Birleşik Devletleri, batılı güçler IŞİD'in varlığına son vermezler. Şöyle düşünün, IŞİD 6 senedir Suriye'de operasyon yapıyor. IŞİD'in elinde silah mühimmat fabrikası mı var? Biz bile yaptığımız işte Elbap operasyonunda çeşitli önemli mühimmatlarda bazı sıkıntılara girdik. 60'a yakın tankımız zarar gördü, geri çekildi ve mühimmat sıkıntısının had safhada olduğunu, hatta Rusya'dan, Sırbistan'dan mühimmat için girişimlerde bulunduğu olabilir. Böyle yani sıkıntılar olabilir. Peki bizim böyle bir sıkıntımız var ki, yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak IŞİD'in niye silah mühimmat sıkıntısı yok? Demek ki birileri veriyor. Verenler de kim oldu? Gayet net belli. Nerenin üzerinden de kim tarafından verildiğini de biz biliyoruz. Yani şimdi buradaki IŞİD nerede kaldı? Musul'da. Atılmak üzere. Kalesi. Diğer kalesi neresi? Rakka. Rakka'ya da operasyon yapıldı, yapılacak. Peki buralar bittiğinde harita gerçekleşmiş olacak. Yani buralar PYD'nin şey için konuşuyorum, Suriye'nin kuzeyi için konuşuyorum. Buradaki kantonların artık PYD tarafından kontrol edilmesi başarılırsa IŞİD'in varlığına son verilecek. Irak için konuşursak, Musul Kerkük Barzanistan'a katılırsa IŞİD'in varlığına son verilecek. Barzanistan dediğiniz Kuzey Irak'taki. Kuzey Irak yönetim. Ben öyle adlandırıyorum. Yani bu iş olmadan IŞİD'in varlığına son verilmeyecek. Şimdi niçin geldiler Türkiye'ye? Demin söylediğim aktörler niçin PYD ile Türkiye'nin çatışmasını istemiyorlar? Eğer Irak, Suriye'de özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ile PYD çatışmaya başlarsa harita netleşmiyor ve Türkiye bunu kabul etmiyor. Şimdi burada haritada ne yapılmaya çalışılıyordu? Birisi dedim, Musul Kerkük petrollerinin Barzanistan'a verilmesi. Suriye konusu ise bu Musul Kerkük petrollerinin ve daha sonra gaz kaynaklarının Türkiye'nin güneyinden, Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e ulaştırılması. Türkiye buraya müdahale ettiğinde oyun bozulacak. Yani bu aktörlerin çeşitli çıkarları var orada. Türkiye PYD çatıştığı anda oyun bozulacak. Ve biz artık PYD ile
çatışma noktasına geldik ve bu çatışmanın kesinlikle gerçekleşmesi gerekiyor. Gerçekleşmesi gerekiyor. Kesinlikle gerçekleşmesi gerekiyor. Bundan Türkiye'nin ama Amerika kaçısı var arkasında. Yok. Onu söyleyeceğim. Demin Zeynep Hanım söyledi. Her şey 16 Nisan'a, pardon Mayıs'a kilitlendi diye. Hayır, sadece 16 Mayıs'a kilitlenmedi. Erdoğan ayın 3'ünde Rusya'ya gidiyor. Rusya ile ne konuşacak? Şimdi hatırlayın. Biz niçin Fırat Kalkanı operasyonunda başlattık? Demin bir tane harita koymuştu yönetmenimiz, tekrar koyabilirse. Kuzey Suriye'deki Kürt kantonlarını görelim. Ne zaman ki Kobani ile Cezire kantonu birleşti, Afrin kantonu ile birleşmek için harekete geçildi. Biz Fırat Kalkanı operasyonunu başlatarak bu kantonların birleşmesini engelleyerek Akdeniz'e çıkacak, ileride çıkması planlanan enerji koridorunu şimdilik geçici olarak kesmeyi başardık. Peki bizim harekattaki açıkladığımız hedefler neydi? Biz demiştik ki Fırat'ın batısı bizim kırmızı çizgimizdir. PYD, PKK buraya geçerse biz buna müdahale ederiz. Geçti, Membiç'i kontrol altına aldılar. Biz Elbap'ı kontrol ettikten sonra Membiç'e yöneldik. PYD, PKK ile orada ilk çatışmaya girdiğimizde Amerika Birleşik Devletleri kendi askerlerini Membiç'e göndererek orayı koruma altına aldı. Arkasından bununla eş zamanlı olarak Rusya da askerlerini Afrin'e konuşlandırdı. Afrin'e müdahale etmemizi de engelledi. Amerika Birleşik Devletleri'ne çok rahat anlayabiliyoruz. O bu koridorun gerçekleşmesini istiyor. Bir kukla Kürt devletinin bölgede kurulmasını istiyor. Peki Ruslar niye Afrin'e çıktı? Ya niye asker koydular? Niye bizim Afrin'e oradaki PYD PKK'ya müdahale etmemizi istemiyorlar? Bu sorunun cevabı kilit konu. Şimdi şöyle düşünün. Bölgeden Musul Kerkük'ten gelecek bir petrol ve gaz boru hattı geçecek. Başka bir hat daha geçecek. Katar'dan gelmesi gereken, gelmesi planlanan bir gaz boru hattı vardı. Bu da aynı bölgeden geçecek. Şimdi Ruslar 2015'te Esad'ın davetiyle birlikte Suriye'nin Akdeniz kıyısına yerleştiler. Kuzeyde Laskiye, güneyde Tartus limanını askeri üs olarak aldılar ve buradan, bu bölgeden geçebilecek bütün enerji kaynaklarını kontrol ediyorlar. Peki batılı güçler bu enerji kaynaklarını Akdeniz'e çıkartma sevdasından vazgeçecekler mi? Geçmeyecekler. Buradaki çarpışma bu enerji kaynakları Akdeniz'e çıkartılana kadar devam edecek. Ve Rusya üzerinde baskı oluşturacak. Rusya diyor ki çok sıkışırsam Suriye üzerindeki kazanımlarımı kaybetmemek için üstüme yönelen bu baskıyı Türkiye'ye yönlendirebilirim. Yani Afrin bizim Hatay ilinin komşusu. Koridor oradan birleştirsin, bizim Hatay'ı da alarak İskenderun'dan denize çıksın. Yani bunun ceremesini benden ziyade Türkiye çeksin diyor. Yani İskenderun limanı PKK'nın uzantısı haline mi gelecek? Evet. Hatay'ın güneyi, evet. İleride, Antakya dahil yani. Antakya dahil yani. Nasıl, senin memleket gitti. Evet. O zaten batılı güçler en kolay buradan çıkabileceğini düşünüyorlar. Yani Laskiye veya Tartus üzerinden çıkması mümkün değil bu koridorun. Onun için mi PKK Amonos dağlarında yıllardan beri Amonos'ta PKK'nın konuşlanması, güçlendirilmesi bu maksatla. Şimdi komutan bizim, şunu söyleyeyim size, şunu sorayım izniniz varsa. Tabii. PKK genelde hak sahibi olmadığı, toprak talep etmediği yerlerde bölgesel çatışmalara girmiyor. Evet. Yani silahlı güç bulundurmuyor. Hatay'da eğer siz potansiyel olarak ayrılıkçı Kürt nüfusunu da ele alırsanız, çok büyük bir Kürt nüfusu da yok. Ayrılıkçı Kürtlerden bahsediyorum. Evet, tabii ki. Peki Hatay'da PKK niye eleman bulunduruyor? Yani sizin bu dediğiniz projenin uzantısı gereği mi? Aynen öyle. Yıllardan beri biz Amanoslar'da çatışma vererek şehit veriyoruz. Ve burası yani Afrin kantonu. Cezire'den de, Kobani'den de, Şengal'den de, işte Sincar'dan da, hepsinden önemli. Bizim için çok kritik yer orası. Afrin. Evet. Biz bu projeyi keseceksek Afrin'den keseceğiz. Dolayısıyla Türkiye'nin Afrin'e, ben bir eski asker, eski kurmay olarak söylüyorum, harekat planlaması kaçınılmaz ve yapacak ve yapmalı. Ve bunun pazarlığını nerede yapacak, kiminle yapacak? 3 Mayıs'ta gittiğinde Putin'in önüne bunu koymalı. Şimdi Putin'in evet Türkiye ile işbirliği yapma konusunda çekinceleri var. Neden? Biz önce Rus uçağını düşürerek batılı bir tavır sergiledik. Peki öyle değil. Suriye tabii üzerinde. Ben buna bir itiraz edeyim. Tabii Osman, buyurun. Putin kuzeydeki komşumuzdu. O uçak düşürme tezgahıyla, kim tezgahladıysa onu,
Şimdi Güneydeki komşumuz oldu. Rusya tarihinin en büyük stratejik üstünlüğüne de geçirdi. Ben onun için soru işaretiyle bakıyorum. Sıcak denizlere indiler. Aynen öyle. Evet. Şöyle biz uçağı düşürdükten şimdi sonra gelmedi Putin. Şimdi artık S-400'ler var, S-300'ler var. Rusya'nın oradaki inanılmaz bir sıcak deniz sahası Tartus oldu. Bir tek Tartus vardı, şimdi hava şeyi oldu. Aynen öyle yani. Müthiş şöyle, orada lojistik üstünlüğüne geçirdi. Bir düzeltme yapayım. Rusya Suriye'ye yerleşmeden önce değil, yerleştikten sonra biz uçağı düşürdük. Dolayısıyla Rusya zaten gelmişti oraya. Evet, zaten bizim Konya komşumuz olmuştu. Ondan önce biliyorsunuz Türkiye'nin üzerinden de geçen Hazar'dan füzeler fırlatmıştı. Sizin çok iyi bildiğiniz bir konu. O Türkiye'nin yani, üzerinden geçmedi de İran, Irak yani üzerinden geldi. Füzeler nasıl gitti böyle dolan, o ayrı bir konu. O da ayrı. O da ayrı o bir tartışma. O da bir tartışma konusu tabii, hakikaten. Şimdi Rusya görüşmesine geleyim. 3 Mayıs'ta yapılacak. Ben dedim ki Erdoğan oraya gittiğinde elinde Afrin operasyonunu götürmesi lazım. Bunun da Putin tarafından kabul edilmesi için temelde 2 tane şart var. Birincisi, biz buraya operasyon yaptıktan sonra bölgenin Suriye istikrar bulduğunda Suriye'ye bırakılması gerekir. Bunda bir problem görmüyorum ben. Bizim devletin en üst kademesinden yapılan açıklamalarda bizim Suriye'nin bir karış toprağında gözümüz yok dendi. Bu konuda uzlaşmaya varılabilir. Ama ikincisi asıl önemli olan Rusya'nın bize güven doyması. Demin onu anlatıyordum. Biz uçağı düşürdük, batılı bir şey yaptık, tezgahtı, hükümet şey yaptı, FETÖ yaptı. Çok önemli değil ama sonuç itibariyle Rusya ile aramız bozuldu. Yaptığımız hatayı gördük. Rusya ile bir yakınlaşma içine girdik ve Moskova görüşmesinden sonra Astana süreci başladı. Astana da nedendi? Suriye'nin geleceğine Rusya, İran ve Türkiye karar verecek dendi. Bunun üzerine Türkiye üzerinde inanılmaz baskılar kuruldu. Bu baskı sonucunda Türkiye dayanamadı. Dayanamadı. Münih Güvenlik Konferansı'nda Dışişleri Bakanı'nın yaptığı konuşmayla birlikte Astana sürecini Türkiye bitirdi. Suriye'nin geleceği Cenevre'de karar verilecektir dedi. İttifakı bozdu. Şimdi Putin nasıl güvenecek? Putin'in güvenmesi zor. Fakat bir şekilde bize güvenmek zorunda. Niçin? Rusya Suriye'de tek başına Türkiye'siz tutunamaz. Rusya'nın Akdeniz'deki varlığı Türkiye'ye bağlıdır. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda da böyleydi, İkinci Dünya Savaşı'nda da böyle, bugün de böyle. Çünkü direkt bağlantısı yok, boğazlardan geçmek zorunda. Her türlü ihmalini buradan yapacak. Türkiye ile çatışmaya girdiği takdirde Rusya zorar giyer. İkinci bir konu, Rusya'nın Suriye'ye gelmesindeki amaçlardan bir tanesi de buradaki radikal dinci örgütleri kendi topraklarından uzakta yok etmeye başlamak. Çünkü kendisinin Kafkaslar'da, kendisinin Orta Asya'da bu örgütlerle problemi var. Eğer Türkiye ile işbirliği yaparsa kendi topraklarındaki bu problemi kolay yapabilir. Dolayısıyla ben tahmin ediyorum ki Rusya'da yapılacak müzakerelerde belki Sincar'a müdahale yetkisini alabiliriz. Eğer vakit olursa Sincar'a operasyonun zamanlamasını ve nasıl yapılması gerektiğini de anlatabilirim. Biraz sonra ona döneceğiz. Bir kısa ara vereceğiz ama aradan hemen sonra Sayın Milletvekilime Antalya'yı soracağım. Alkol yasağını soracağım. Türkiye'deki turizm konusunu çok iyi bilen isimlerden biri Sayın Haluk Bekşen. Oradaki otel sahipleriyle görüştü ve onların sorunları da bilgi sahibi. Onu konuşacağız ve Sayın Komutanım da dediği gibi tekrar bölgeye dönüp orayı konuşmaya da devam edeceğiz az sonra.